Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Neon Plus aksiyon kamerası incelemesiyle bulunuyorum. Cihaz çok şık bir kutu içerisinde geliyor. Karşımıza iki farklı kutu çıkıyor. Bir tanesinde aksesuarlar, diğerinde de kameranın kendisi bulunuyor. Burada da bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak aksesuarlar mevcut. Cihazın ön tarafında kadifemsi bir his var. Bu kalite algısını yükseltiyor. Cihazın sol tarafında küçük bir hoparlör, USB girişi, micro HDMI girişi ve micro SD kart girişi bulunuyor. Altında batarya kısmı mevcut. Sağ tarafında wireless'ı açma kapama düğmesi ve menülere geçiş düğmesi mevcut. Üst tarafında mod düğmesi ve kaydı başlatma düğmesi mevcut. Buradan cihazı açıyoruz. Cihazın önünde 1,5 inç büyüklüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Buradan çektiğimiz görüntüleri anlık olarak görebiliyoruz. Cihazın fotoğraf çözünürlüğü 12 megapiksel. Cihazda buraya bastığımız zaman fotoğraf moduna geçiyor. Bir daha bastığımız zaman çektiğimiz görüntüleri görebiliyoruz. Bir daha bastığımız zaman menüye geçiyor. Menüden bütün ayarları değiştirebilirsiniz. Menüsü Türkçe. Bu düğmeye basıp buradan wireless'ı açıp Android veya iOS cihazlarınızdan cihazı kontrol edebilirsiniz. Çektiğiniz görüntüleri oraya aktarabilirsiniz. Bu cihazın en önemli özelliği 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor olması ve 720p çözünürlüğünde saniyede 120 kare video kaydı çekerek slow motion görüntüler kaydedebilirsiniz. Cihazın ön tarafında 170 derece görüş açısına sahip bir balık gözü lens bulunuyor. Cihazın görüntü kaydı ve fotoğraf kalitesi gayet tatminkar. Ancak fiyatının biraz yüksek olması sebebiyle rakiplerine karşı fiyat konusunda biraz geride kalıyor. Cihazı diğer aksiyon kameralarından ayıran en önemli özelliği cihazın kübik bir tasarımda olması. Oppo'nun son çıkardığı kameraya benzetmeye çalışmışlar. Hatta aynısını yapmışlar diyebilirim. Ama herhangi bir korkunuz olmasın. Cihazı bu kabın içine koyduktan sonra istediğimiz tripoda veya herhangi bir yere cihazı sabitleyip koyabiliyoruz. Cihaz tam bataryayla 1,5 saat video kaydı vaat ediyor. Ben denedim. 1,5 saati yakaladım diyebilirim. 80 dakikaya yakın bir video kaydı yaptım. Ben şu an çektiğim bu videoyu da Xiaomi'nin Yi modeliyle çekiyorum. Şimdi cihazla çektiğim örnek videolara bir bakalım.
sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Takipte kalın.